Merhaba sevgili ve Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte artık eli kulağında olan Samsung Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra nasıl olacak ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar lafa tasarımla birlikte başlayacak olursak tasarım anlamında göreceğimiz en ekstrem değişiklik Samsung'un aslında senelerdir modellerinde, amiral gemisi modellerinde kullanmış olduğu şu köşeli ekranın, edge screen denilen ekranın S21 ile birlikte artık fişinin çekilecek olması. Yani aslında şöyle uzaktan baktığınız zaman ön yüzünden bahsediyorum. Cihaz S20 ile her ne kadar aynı gibi görünse de kavisli ekran yerine daha keskin hatları olan bir ekran bizi karşılayacak. Tabii şunu da ekleyeyim arkadaşlar, her zaman olduğu gibi nasıl olacak video videolarımızda geçen bilgiler doğru da çıkabilir. Bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış da çıkabilir. Fakat bu kavisli ekran olayının bittiğini özellikle yurt dışı kaynaklarda sızan render görüntülerinde net olarak görebiliyoruz. Samsung'un ekranların ortasına koyduğu kamera S21 modelinde de yer alacak. Farklılığı cihazın arkasını çevirdiğimizde görebileceğiz. Kamera dizilimleri normalde arkadaşlar şu telefonun arkası ya, şuraya yapılıyor mesela, şurada bir boşluk bırakılıyordu. İşte bu S21 modellerinde bu boşluk olmayacak diye görünüyor. Kameralar bu sol üst köşeye tamamen yapışık şekilde olacaklar. Yani telefonun bir parçasıymış gibi görünecekler aslında. Fakat burada şöyle bir risk var. Samsung tarafı da bunu hesaplamıştır diye düşünüyorum. Telefonlarımız en çok oralardan darbe alıyor. Yani bir darbe durumunda kameralara ne olacağız şimdilik hani akılda bir soru işareti. Bir de arkadaşlar ilk biz Note 20'de gördük böyle kocaman bir tane kamera modülü. Muhtemelen S21 modellerinde bu kamera modülünün bir tık daha üstü yer alacaktır. Telefonun arka kısmı cam olur. Genel olarak da çerçevesi metal olur. Şimdi tasarımdan devam edelim. Ekran boyutlarına gelelim. S21'de 6.2 inç, S21 Plus'ta 6.7 inç, Ultra'da ise 6.8 inçlik ekranlar bizi karşılayacaktır. Çok tasarımla ilgili değil fakat ekranlardan bahsetmişken şu çözünürlük meselesine de gireyim. S21 ve S21 Plus'ta 2400'e 1080'lik bir çözünürlük bizi beklerken Ultra modelde 3200'e 1440'lık çözünürlük bizleri bekler. Yani Ultra modelin ekranı bayağı 4K. Tüm modellerde de ekranımız dinamik AMOLED 2X ekran olacak. Bu ekran tazeleme hızı da arkadaşlar artık yeni bir rekabet unsuru. S21 ve S21 Plus'ta 60 ve 120 Hz'lik ekran tazeleme hızı olacakken S21 Ultra'da tazeleme hızı net 120 Hz olur. Tüm modellerde de bu ekranlar Gorilla Glass Victus ile korunacak. Şimdi büyük kamera modülü dedik, telefon metal dedik, bilmem ne dedik. Peki bunların ağırlıkları nasıl olur? S21 171 gram, S21 Plus 202 gram, S21 Ultra ise 228 gram olur. Şimdi geldik hepimizin en çok merak ettiği ikinci konuya arkadaşlar. Birinciyi sonda söyleyeceğim, kameralar. Şimdi arkadaşlar S21 ile S21 Plus'ın kameraları aynı. O yüzden şimdi söyleyeceğim şeyleri S21 ve S21 Plus için birlikte düşünebilirsiniz. 64 megapiksellik bir telefoto lensi f2.0 değerinde olur. Ultra geniş açılı kameramız 12 megapiksel f2.2 değerinde olur. Ana kameramız da 12 megapiksel f1.8 diyafram değerine sahip olur. Ön kamera yani selfie kamerası, öz çekim kamerası adına ne diyorsanız o da 10 megapiksel f2.2 diyafram değerinde çıkar. Şimdi gelelim Ultra modele çünkü işler değişiyor burada. Mesela ana kameramız 108 megapiksel f1.8'lik bir diyafram değerine gelir. 12 megapiksellik f2.2 ultra geniş açılı kameramız. 3x zoom yapabilen 12 megapiksellik telefoto kameramız ise f2.4 diyafram değerinde olur. Bir de 10x zoom yapabilen 10 megapiksellik bir periskop kameramız var. Bunun da diyafram değeri f4.9 olur. Ön kameraya gelecek olursak Ultra modelde 40 megapiksellik f2.2 diyafram değerine sahip bir kamera bizleri bekler. Video tarafına gelecek olursak 3 kamerada aynı değerleri görüyoruz arkadaşlar. 8K videoları 30 FPS'te, 4K videoları da 60 FPS'te çekebileceksiniz. Full HD çekerseniz de 120 FPS'e kadar çıkar. Şimdi gelin isterseniz biraz da teknik özelliklere bakalım. Şimdi bildiğiniz gibi ülkemizde Samsung modelleri Exynos 21.0 işlemciyle gelecek. Ülkelere göre farklılık gösterebiliyor bu durum. Bazı ülkelerde Snapdragon 875 tercih edilebilir. Fakat bunların ikisinin arasındaki fark nedir diye soracak olursanız kağıt üstünde Exynos 21.0 Snapdragon 875'i birkaç alanda geçerken genelde kafa kafaya. Ama şu ayrıntıyı unutmayın, kağıt üstünde. Yani performans anlamında henüz daha elimizde cihazlar yok. RAM kısmında ise arkadaşlar S21 ve S21 Plus'ın 8 GB RAM'i olacakken Ultra modelde 12 GB'lık RAM yer alır. Depolama alanına geçelim. S21 ve S21 Plus'ta 128 ve 256 GB'lık modeller hazır olur. S21 Ultra'da farklı olarak 512 GB'lık model 3. bir seçenek olarak cihazların arasına eklenir. Pil meselesinde de arkadaşlar S21
4000 mAh olur. S21 Plus 4800 mAh olur. S21 Ultra ise 5000 mAh olur. Burada şunu belirtmem lazım. Hani çok kısa sürede olsa güçlü bir Samsung cihaz kullanmış birisi olarak pil konusunda Samsung'a ben biraz güveniyorum arkadaşlar. Yani bu değerler giriş orta seviyesinde bir telefon kullanımı için 1-1,5 günü çok rahat bir şekilde çıkarır. Gelelim her şeyden daha önemli olan bir numaralı konumuza, yani fiyatlar. Şimdi arkadaşlar, fiyatlar euro bazlı da sızdı, dolar bazlı da sızdı, fakat benim güvendiğim kaynaktaki değerler euroydu. O yüzden sizinle euro değerleri paylaşacağım. S21 879 euro, S21 Plus 1079 euro, S21 Ultra ise 1279 euro olur. Peki bunu TL'ye nasıl çevireceğiz? Yani Samsung Türkiye için özel bir çalışma yapmazsa bunu güncel kurla çevirin, yaklaşık da 2 ile çarpın. Yani 1.7-1.5 gibi oranla çarpabilirsiniz. Türkiye fiyatları 3 aşağı 5 yukarı o oldu. Böylece artık bir nasıl olacak videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sizlerin de tahminlerini ve görüşlerini merak ediyorum. Özellikle fiyat konusunda nasıl bir beklenti içerisindesiniz? Lütfen bizlerle yorum bölümünden paylaşın. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka WebTekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.